Merhaba arkadaşlar, e, tarih dersimize devam ediyoruz. E, bugünkü ilk konumuz Birinci Dünya Savaşı. Öncelikle Birinci Dünya Savaşı'nın e, nedenlerine bakalım arkadaşlar. E, Birinci Dünya Savaşı'nın e, genel nedenleri var, özel nedenleri var. E, genel nedenlerini e, hemen e, şimdi ele alalım. E, birincisi sanayi inkılabı. Şimdi sanayi inkılabının tabi uzantıları karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Doğrudan hani sanayi inkılabı Birinci Dünya Savaşı'nın nedeni midir tabi şeklinde bir soru sorulabilir. Ama tabi sanayi inklabının sonuçları özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın nedenini oluşturuyor. Ne gibi dersiniz? İşte sanayi inkılabının sonucunda ham madde ve pazar arayışı, yine sömürgecilik yarışı ve bunun akabinde tabi silahlanma yarışının başlaması. Ve de e, bloklaşmaların e, ortaya çıkması. Yani her biri e, ele alınabilir ayrı ayrı ama e, sorularda da karşımıza e, çıkabilir bu şekilde. Yani ham madde ve pazar arayışı demez de sömürgecilik yarışı der e, ya da silahlanma yarışı der. E, burada e, şaşırmayalım her biri e, ayrı ayrı da kullanılabilir ya da e, aynı e, doğrultuda verilebilir. Ee, onun dışında arkadaşlar, genel nedenlerden diğeri de milliyetçilik akımıdır. Tabii özellikle Fransız ihtilalinin e, sonucunda ortaya çıkan e, bu akım, imparatorlukların e, parçalanması sürecini başlatmıştır. O yüzden önemli bir e, etkendir. Özel nedenlere bakarsak, e, tabii bu da e, yine genel nedenlerin uzantısı sayılır. E, özellikle Almanya ile İngiltere arasındaki sömürgecilik rekabeti, e, Almanya İngiltere'nin e, sömürgelerine göz dikiyor. E, tabi burada hemen şunu da hatırlatmak gerekiyor: Almanya e, yine İtalya e, birliklerine geç kavuşmuşlardı e, ve de büyük devlet olabilmenin temel koşulu olarak neyi gördüler? Sömürgeciliği gördüler. Ama tabi e, birliklerine geç kavuşmaları dolayısıyla e, sömürgeleri fazla e, yoktu. O yüzden şimdi e, burada işte Almanya İngiltere'nin sömürgelerine Gözüküyor. Bu da tabi savaşın yine ana sebebini oluşturacak. Almanya ile Fransa arasındaki alsace soren sorunu, bu da tabi 1870'lere dayanıyor. Almanya siyasi belliğine kavuştuğu dönemlerde Fransa ile savaşmış ve alsace soren denilen kenti ele geçirmiştir. Ki burası özellikle kömür yataklarıyla meşhur bir yer. Yani hammadde ve pazar arayışı içerisinde olan e, bir devletin e, bence e, önemli bir e, hedefi e, olur. Ve nitekim zaten Almanya da burayı ele geçirmiş. E, yine Rusya ile Avusturya-Macaristan arasındaki Slav sorunu özellikle tabi Rusya'nın panslavizm politikasının uzantısı e, olan bir e, durum bu. E, çünkü Rusya Balkanlardaki Slavları kışkırtıyor, ayaklandırıyor. Burada özellikle Avusturya Macaristan'a karşı bunu yoğun olarak yapmakta. Ardından tabi İtalya'nın da yine sömürgeci politikaları, yayılmacı politikaları savaşın özen nedenleri arasında. Şimdi savaşı başlatan olaya gelelim. Yani savaşın aslında başlaması için birçok şey hazır, taraflar hazır. Tabiri caizse hakemin düdük çalması bekleniyor. Nedir bu olay derseniz... Ee, Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand'ın Saraybosna'da Sırp bir genç tarafından öldürülmesidir. Ve tabi ki Avusturya Macaristan e, bu durumda Sırbistan'dan bu durumun hesabını soracak. E, ve sonuçta da tabi savaş açacak. Savaş bu şekilde başlayacak arkadaşlar. Şimdi bloklara bakalım. E, bloklar ittifak ya da işte diğer adı bağlaşma devletleri. E, bunlar Almanya Avusturya, Macaristan ve İtalya'dır. E, i̇tiraf devletlerine baktığımız sıra e, buraya da bazen e, anlaşma devletleri e, adı veriliyor. Bunlar da İngiltere, Fransa ve Rusya'dır. Yani üçlü ittifak, üçlü itilaf. Ha sonradan, sonradan taraf değiştirmeler olur, savaştan çekilmeler olur, sonradan katılmalar olur. Onları ayrıyeten değerlendirelim. Şimdi örneğin burada e, ittifak bloğunda başlayan İtalya Buradan ayrılıp daha sonra nereye geçecektir? İtiraf bloğuna geçecektir. Ee, özellikle İngiltere ile Londra Antlaşması'nı imzalayacaktır. Ee, yani İngiltere tabiri caizse e, İtalya'ya yem atıp onu yanına çekecek. Nedir bu yem? İtalya'nın hedeflediği Batı Anadolu topraklarını e, onlara e, vaat etmek. E, böylelikle İtalya ne yapacaktır arkadaşlar? İtiraf bloğuna geçecektir. Ardından e, Osmanlı İttifak bloğuna katılacak. E, Bulgaristan İttifak bloğuna katılacak. Daha sonra yine İtilaf e, bloğundan Rusya ayrılacak. Neden ayrılacak? Çünkü Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkacak 1917'de e, ve iktidarı ele geçiren Bolşevikler brest litovs antlaşmasını imzalayarak İttifak Devletleri ile 1918'de savaştan çekilecekler. E, buraya daha sonra e, Amerika Birleşik Devletleri katılacak. Ve de itiraf devletlerinin savaşı kazanacağı anlaşılınca devlet sayısı 32'ye kadar yükselecek. Tabi e, kazanan devletler e, haklıdırlar e, düşüncesinden hareketle e, buraya 28 tane devlet daha katılmış e, pastadan pay alabilmek için. Şimdi savaştan ilk çıkan devlet e, Japonya olmuştur. E, özellikle uzak doğudaki bazı Alman sömürgelerini ele geçirip e, tabiri caizse kaçmıştır. E, savaşın uzamasına neden olan devlet Osmanlı olacaktır. Ve savaşı kısaltan ve bitiren devlet de e, Amerika Birleşik Devletleri olacaktır diyoruz. Gelelim e, savaşta Osmanlı Devleti'ne. Şimdi e, savaşın başında Osmanlı tarafsızlığını korumuştur. E, neden? E, çünkü Osmanlı e, daha birkaç yıl evvel e, Karpla savaştı. Arkasından... ...Birinci e, ve ikinci Balkan Savaşları. E, yani e, burada... ...Osmanlı çok büyük kayıplara uğradı. Yani siz şimdi... ...bu savaşların... E, ...yaralarını sarmış değilken... E, ...yeni bir savaşa... E, ...tabii girmek e, biraz... ...hatta bayağı riskli olacaktır. O yüzden Osmanlı savaşın başında... ...tarafsızlığını ilan etmiştir. Fakat e, bir süre sonra... Tarafsız kalamayacağını anlamıştır. Ee, özellikle her iki e, bloğun da hedeflediği topraklar yine Osmanlı topraklarıdır. E, o yüzden Osmanlı e, şöyle düşünür. E, önlem alalım e, ona göre taraf belirtelim ve savaşa girelim. E, yani hazırlıklı olalım bir bakıma. E, öncelikle tabi itiraf devletlerine yanaşır Osmanlı. Bilhassa İngiltere ile görüşmek ister. Fakat e, İngilizler görüşmelerin çoğunu reddederler. Sadece bir kere görüşme olduğu biliniyor. Ve burada da e, İngiltere Osmanlı'yı e, ittifakına almak istemediğini bildiriyor. Tabi bunun da e, birkaç nedeni var. Nedir? E, birincisi tabi Osmanlı güçsüz durumdadır. Ve İngiltere'ye e, yük olabilir. E, ardından İngiltere savaşın uzamasını istemiyor. Osmanlı'nın savaşa girmesi savaşın uzaması anlamına geliyor. Peki. Onun dışında bir de İngiltere daha önce Rusya'nın Osmanlı topraklarındaki emellerini kabul etmiş durumda. Böyle olunca Osmanlı'yı aynı ittifakı alması da mantıklı değil. Ve son alternatif olarak Osmanlı ne yapacaktır? Almanya'ya yanaşacaktır. Ve Almanya Osmanlı'nın teklifini kabul edecektir. Tabi Almanya'nın da kendince hesapları var. Ee, şöyle diyoruz o zaman e, Almanya'nın Osmanlı'yı ittifakına alma sebepleri Osmanlı'nın stratejik konumundan yararlanmak, Osmanlı'nın insan gücünden ve yeraltı kaynaklarından yararlanmak e, yine Osmanlı'nın halifelik gücünden yararlanmak e, buraya da bir parantez açmak gerekiyor. E, şimdi e, özellikle Fransa ve İngiltere'nin sömürgelerinde Müslümanlar yaşıyor ağırlıklı olarak. E, Tabi e, halife adına bu Müslümanları ayaklandırırsak özellikle İngiltere ve Fransa'yı ciddi anlamda uğraştırmış oluruz ve savaşı da kazanmakta zorlanmayız düşüncesi var. Ama tabii gidişat öyle olmayacak. Onun dışında savaşı geniş alanlara yayarak kendi yükünü hafifletmek istiyor Almanya. Tabi Osmanlı'nın savaşa girme nedenleri nelerdir? Ee, bir kere tabi son kaybettiği toprakları geri almak istiyor Osmanlı. Ee, özellikle nereler? İşte Mısır, Kıbrıs, Selanik, Makedonya gibi e, toprakları. Yine siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. E, turancılık ideali var. E, özellikle e, bu döneme damgasını vuran İttihat ve Traki mensuplarının e, önde gelenleri e, Turancılık ideali peşindeler. Yani Orta Asya Türkleri ile birleşme düşüncesi söz konusu. Onun dışında Osmanlı kapitülasyonlardan ve duyun umumiye idaresinden kurtulmak istiyor. Çünkü bu iki idarede daha doğrusu kapitülasyonlar çok ciddi anlamda Osmanlı'nın sırtında bir yüktür. özellikle Osmanlı yerli esnafını ciddi anlamda çökertmiştir. Duyunumu mi idaresi ise dış borçlar idaresidir. Ee, ve bir bakıma e, devlet içinde devlet gibi düşünülebilir. E, alacaklı devletler Osmanlı'dan e, bu idareyi kurmuşlardır. Ve Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığına ciddi bir darbe vurmuştur bu. Osmanlı e, bu e, iki durumdan da kurtulmak istiyor. Bir de tabi Almanya'nın savaşı kazanacağına inanan bir grup var. Özellikle yine e, Enver Paşa'nın e, ağırlıklı olarak... Böyle bir e, inancı söz konusu. Ve baktığımızda Almanya ile ittifak antlaşması imzalanıyor. Ve tabi savaşa giriş bahanesi de şu olacak. E, bir süre sonra e, İngiliz e, donanmasının önünden kaçan iki tane Alman savaş gemisi işte adları Goben ve Brestau gelecekler Osmanlı'ya sığınacaklar. Tabi e, İngiliz e, gemileri de bunları takip etmiş. Osmanlı bu gemileri satın aldığını iddia ediyor. adlarını da Yavuz ve Midilli olarak değiştiriyor. Buraya kadar sorun yok. Fakat bu gemiler birkaç gün sonra Enver Paşa'nın da emriyle Rusya'nın Odessa ve Sivas Topol limanlarını bombaya, bomba, bombalıyor. Topa tutuyor. E, haliyle Rusya'da Osmanlı'ya savaş ilan ediyor. Tabii ki Osmanlı da Rusya'ya. Osmanlı'nın savaştığı cephelere bakalım arkadaşlar e, saldırı yani taarruz cepheleri iki tane Kafkas ve kanal cephesi e, savunma cepheleri dört tane arkadaşlar bunlar Çanakkale Irak Hicaz Yemen Suriye Filistin e, cepheleri e, Osmanlı'nın bir de e, müttefiklerine yardım amacıyla asker gönderdiği cepheler var ki Osmanlı buralarda doğrudan savaşmamıştır Sadece asker yardımında bulunmuştur. Buralar nereler? Romanya, Galicia ve Makedonya. Bir de şöyle harita üzerinde e, bakalım arkadaşlar. E, Osmanlı'nın savaştığı cephelere. E, biraz önce söylediğimiz gibi Kafkas cephesi Anadolu'da. Yine e, Kaf e, Kanal cephesi. Kanal cephesi de biliyorsunuz Süveyş kanalı. E, Mısır ve Sina Yarımadası'nın olduğu yer. Bu ikisi e, Osmanlı'nın e, saldırı cepheleridir e, şuralar ise Çanakkale işte Suriye Filistin Irak, Hicaz yemen cepheleri ise e, Osmanlı'nın savunma cepheleridir diyoruz Evet başlıyoruz Kafkas cephesinden e, Kafkas Cephesi e, Osmanlı'nın ilk açtığı e, cephesidir e, cephedir burada amaç e, bakü petrollerini ele geçirip Orta Asya Türkleri ile birleşmek ve burada tabi Rusya'yı yenmek, Rusya'nın güne inmesini engellemek. Bunun için düzenlenen harekatın adı Sarıkamış Harekatı'dır. Meşhur. Tabii burada çok önemli strateji hataları vardır. Ve coğrafi şartlar ciddi anlamda ikinci plana atılmıştır. Ve maalesef 90 bin civarındaki e, ...asker kış şartlarından dolayı donarak ölmüştür. Yani aslında başlamadan biten bir harekat var maalesef. Ve Ruslar karşı saldırıya geçmişler. Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon, Erzincan gibi e, Osmanlı şehirlerini ele geçirmişlerdir. E, tabii burada özellikle Enver Paşa'nın e, önemli hataları var... E ardından Enver Paşa'nın e, buraya görevlendirdiği Hafız Hakkı Paşa'nın da e, ciddi hataları söz konusu e, ve tarihimizde maalesef çok olumsuz bir yeri olan e, harekattır bu. 1917'de Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkınca e, yönetime ele geçiren Bolşevikler e, savaştan çekileceklerdir e, ve e, ittifak devletleriyle Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzalayacaklardır. Burada tabi aslında Kafkas çepesine dahil olmayan yani Rusların çok daha önce ele geçirdiği Kars, Ardahan, Batum gibi şehirler de Osmanlı'ya bırakılacaktır Bolşevikler tarafından. Bu da her şeye rağmen tabi olumlu bir gelişme. Ayrıca Mustafa Kemal 16. Kolordu komutanı iken 1916'da Muş ve Bittisi zaten Rus işgalinden kurtaracaktır. Yani Ruslardan bu iki şehri geri alacaktır. Ee, diğer bir e, saldırı cephesine bakalım arkadaşlar. Ee, Kanal cephesi. Ee, Kanal cephesi Almanların isteğiyle açılan bir cephedir. Ee, burada amaç e, Mısır'ı ele geçirmek. Yani Süveyş kanalını kontrol altına e, almak. Aynı zamanda tabii ki İngilizlerin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek. Özellikle tabi e, uzak doğu sömürgeleriyle. E, Tabi komutan Cemal Paşa e, Süveyş kanalına iki kez e, saldırı düzenlemiştir. Ancak ikisinde de başarısız olmuştur. Yani buradan hareketle şunu söyleyelim. Osmanlı iki tane saldırı cephesi e, açıyor. İkisinde de başarısız oluyor. Hem Kafkas cephesinde hem de kanal cephesinde. Geçiyoruz şimdi savunma e, cephelerine. İlki Çanakkale Cephesi arkadaşlar. Tabii Çanakkale Cephesi ile alakalı birçok şey söyleyebiliriz. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda başarılı olduğu tek cephedir. Çok önemli kayıplar verilmiş olmasına rağmen çok ciddi bir dönüm noktasıdır aynı zamanda Çanakkale. Şimdi Çanakkale Cephesi'ni itilaf devletleri açmıştır. Yani itilaf devletlerinin saldırısıyla açılan bir cephedir. Onların amacı İstanbul ve boğazları ele geçirmek, böylelikle Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak, yani Osmanlı'yı da yıkmış oldular aynı zamanda ve boğazlardan geçerek maddi ya da lojistik anlamda destek arayan Rusya'ya yardım götürmek. 19 Şubat 18 Mart 1915 arasında yapılan deniz savaşlarını Osmanlı kazanmıştır. ...ve itilaf donanması geri çekilmiştir. Ee, burada tabii... ...özellikle e, Nusret Mayın Gemisi'nin... E, ...önemli başarıları vardır. E, burada... ...özellikle 26 tane... E, ...bayının... E, ...boğaza çok düzgün bir şekilde... E, ...döşendiğini görüyoruz. Ve hepsi de hemen hemen isabetli olmuştur. E, o yüzden... E, ...bayağı bir e, Nusret Mayın Gemisi'nin... E, ...etkisi vardır burada. Hatta... E, ...bu dönemde... E, İngilizlerin e, meşhur e, yine başbakanlarından olacak daha sonra o dönemde deniz kuvvetleri komutanıdır e, itilaf donanmasında. E, Winston Churchill'in e, bu gemi hakkında olumsuz e, söylemleri var. E, yani bizim için olumlu ama e, tabii e, onlar açısından olumsuz sonuçlar e, doğurduğu için ne diyecek? E, bu kahrolası gemi yüzünden çok kayıp verdik diyecek daha sonra anlarında. Ee, bunu bir İngiliz söylüyor. O yüzden e, Nusret Mayın gemisinin de e, başarıları e, burada e, takdirle anılmalıdır. E, şimdi e, tabi denizlerde e, ya da deniz savaşında başarılı olamayan e, itiraf güçleri bu sefer karadan saldırıya geçecekler. E, tabi kara saldırılarında e, çok şiddetli çarpışmalar var. Yaklaşık 5-6 e, ay süren. Ee, ancak yine e, itiraf devletleri kara savaşlarında da başarılı olamayacaklardır. Burada tabi Mustafa Kemal'e de bir parantez açmak gerekiyor arkadaşlar. Özellikle Mustafa Kemal'in bulunduğu Arıburnu, Anafartalar, Bayırı gibi yerlerde e, büyük başarılar e, elde edilmiştir. Yani bir bakıma düşmana geçit verilmemiştir. Özellikle Arıburnu'nda 15 Nisan 1915'te Mustafa Kemal'in verdiği meşhur emri hatırlayalım. Orada ne diyordu? Size taarruz etmeyi emretmiyorum. Size ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadarki geçecek olan zaman zarfında yerimize yeni askerler gelip yerleşebilirler. Tabii bu meşhur söz Arıburnu'nda söylenmiştir. Ee, önemli bir e, aynı zamanda başarının olduğu yerdir burası. Şimdi e, Çanakkale geçilmez dedik. Önemli bir başarıdır e, yakın tarihimizde ve Birinci Dünya Savaşı'nda. Şimdi Çanakkale'nin e, sonuçlarına bakalım arkadaşlar. Birincisi Birinci Dünya Savaşı e, uzayacaktır. E, Bulgaristan ittifak e, bile ona katılacaktır. Ve Mustafa Kemal tüm yurtta ve dünyada tanınacaktır. Ee, özellikle ne denilecek? fartalar kahramanı. Ee, i̇tiraf devletleri kendi aralarında e, gizli gizantlaşmalar imzalayarak Osmanlı topraklarını paylaşacaklardır. Ee, Çanakkale cephesi vasıtasıyla yardım bekleyen Rusya'ya yardım ulaşamayınca Bolşevik ihtilalinin çıkma süreci de hızlanacaktır. Ee, bu da tabii çok önemli. Ee, neden? Yani bir cephedeki başarınız e, diğer cepheye e, olumlu anlamda etki ediyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Diğer derste görüşmek üzere.